Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere susamlık işi nasıl yapılır onu anlatacağım. Gerçekten puf puf kabarıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yağ çekmiyor. Buyurun, hamur yoğurma işlemiyle başlayalım. Hamur yoğurma kabımıza 2,5 su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyoruz. Mayanın erimesini sağlıyoruz. Ve üzerini kapatıp bir 10 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan karışımın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Üzerine bir adet yumurtayı çırpıyoruz ve ekliyoruz. Azar uzun azar azar un ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ben 6-7 su bardağı un kullandım arkadaşlar burada. Un miktarına göre değişebilir bardak ölçünüz. Elimi vurmadan önce bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Yoğunlaşınca elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru elim ne kadar iyi yoğursak o kadar güzel olur. Bir 10 dakika yoğuralım mutlaka. İyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Hamurumuz tam kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, hamurlarımızı toparladık arkadaşlar. Ben başka büyük bir kaba alıyorum. Mayalandığı zaman şişecektir. Evet, arkadaşlar hamurum bir saat bekledi. Mayalandı. Gördüğünüz gibi kabarmış. Öncelikle. Ve tezgahıma un serpiyorum ve tezgahıma alacağım hamurumu. Hamurumuzu alacağım. Tezgahımda bir iki tur yoğuracağım hamurumu. Gerçekten kıvamı çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Hamurun kıvamı tam yerinde. Hiçbir şekilde ele yapışmıyor. Bir bıçak yardımıyla hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve her parçasını yuvarlıyorum. Un serptiğim tezgahıma alıyorum. Evet arkadaşlar, hamurumuzu bezelere alıyoruz ve tezgahımıza alıyoruz. Ve hamur leğenimi alıyorum ki hamurumuz üzeri açık kaldığı zaman kabuk bağlamasın diye. Bezemi tezgahıma aldım. 4 eşit parçaya bölüyorum. Bir bıçak yardımıyla. Ve her eşit parçayı bezelere yuvarlıyorum ve tezgahıma alıyorum. Çok az un serpmeniz yeterlidir. Zaten ele yapışmayan bir hamur olmuş. Tam kıvamında. Bir kasede sütüm var arkadaşlar. Bir fırça yardımıyla öncelikle hamurumuza sütümüzden sürüyoruz. Bir tarafına sadece. Ve susamıza batırıyoruz iyice. Susamız yapışsın diye elimizle iyice üzerine bastırıyoruz. Ve elimizle bir tur döndürüyoruz bezemizi. Susamımız tamamen içine girsin. Üzerine un serpiyorum ve merdane yardımıyla
açmaya başlıyorum. Bir tabak büyüklüğünde açmanız yeterli olacaktır. Merdane yoksa oklava da kullanabilirsiniz. Çok ince açmayacağız. Bir parmak kalınlığında olması yeterlidir. Bir keski yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Gördüğünüz gibi susam tamamen yapıştı arkadaşlar. Diğer bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Çok ince açmamaya dikkat edelim. Ve yine aynı şekilde 4 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Elinizde varsa beyaz susam kullanabilirsiniz. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde yapacağım. Önce süte sonra susama bulayacağız. Elimizde bir tuz döndürüyoruz arkadaşlar. Susamımız mutlaka hamurumuza iyice yapışsın. Üzerine çok az un serpiyoruz ki hamurumuz merdaneye yapışmasın. Aynı şekilde açıyoruz. Bir tabak büyüklüğünde büyütüyoruz. Ve 4 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Hamurumuz bitene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yağımızı ocağımıza aldık. Öncelikle yağımızı iyice ısıtalım. Mutlaka kızgın olması gerekiyor. Yoksa pişilerimiz kabarmaz. Ocağımızı aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arada üzerine bastırıyorum ki pişilerimiz iyice kabarsın. Çok az yağ kullanmayalım arkadaşlar. Biraz yağ bol olsun. Ve çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen kızardı ve kabarmaya başladı. Kızaran pişilerimizi havlu kağıt serdiğim tabağıma alıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde hamurlarımız bitene kadar devam ediyoruz. Aynı şekilde çok yakmayalım. Dikkat edelim mutlaka. Evet arkadaşlar. Susamlı pişimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel kabardı. Aynı börek gibi iki katlı oldu. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.